Mizah'ta edebiyat çalıştayımızın ikinci oturumundayız. Değerli hocalarımızla birlikte bu ikinci oturumu açıyoruz. Oturumumuzda Fırat Üniversitesi'nden Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda doçent doktor Ebru Şen Ocak Hoca, Nasrettin Hoca'nın Mizah Anlayışı adlı sunusunu bizlerle paylaşacak. Sayın Hocam, sözü fazla uzatmadan hemen size veriyorum. Teşekkür ederim. Değerli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Nasrettin hocamız 13. yüzyılda yaşamış tarihi bir şahsiyettir. Tabii Türk-İslam kültürünün değerler dünyasına bağlı çağının sorunlarına vakıf olan, problemleri nükte gücüyle aşmaya çalışan bir toplumsal önder, bir halk bilgesidir. Nasrettin hocamız sadece yaşadığı 13. yüzyılda değil, yaşadığı ve yaşatıldığı her yüzyılda, her dönemde Türk halkının sözünün temsilciliğini yapmıştır. Tabii onun mizahının dayandığı temelleri anlayabilmek için önce 13. yüzyıl Anadolu'sunun durumuna da bir bakmak lazım. 13. yüzyıl Anadolu'da bir karışıklık dönemidir ki o dönemde Moğol saldırıları merkezi otoriteyi çökertmiş durumdadır. Bir taraftan adalet, ekonomi, eğitim çökmüş durumdadır. Zulüm, haksızlık artmıştır ki bunlara bir de yoksulluk eklenince böylesine buhran dolu bir dönemde Nasrettin hocamız bir mizah ustası olarak dünyaya geliyor. Bu dönemde tabii onun tarihi ve toplumsal şartları onun bir nükte ustası olmasında önemli bir etkendir. Çünkü mizah gülünç ve çelişkili olaylar üzerine kurgulanır. Tabii Nasrettin hocamızın yaşadığı dönemde bir takım çağdaşlar da var. Onun gibi bir takım misyonları üstlenmiş, uyarıcılık görevlerini yerine getirmeye çalışan bir takım gönül ustaları var. Bunlar Yunus Emre Mevlana olarak ifade edilebilir ki Yunus Emre Mevlana şiirleriyle halka ulaşmış. Nasrettin hocamız ise mizah ile halka ulaşmaya çalışmıştır. Yunus Emre Mevlana gönlün temsilciliğini yapmış, Nasrettin hocamız ise aklın temsilciliğini yapmıştır ve bu şekilde Türk halk felsefesinin temellerini oluşturan akıl ve gönül ilişkisini yaratmışlardır. Tabii ben Yunus Emre ile Nasrettin hocanın aynı dilden, aynı gönülden konuştuklarını ifade etmek için hocamızın bir fıkrasını da burada vurgulamak istiyorum. Hoca bir gün eşeğiyle işte ormana gider, odun kesecektir ve o sırada Timur da ormandan avdan dönmektedir ve atı karaltıda Nasrettin Hoca ile eşeğini görünce ürker ve Timur'u attan yere atar. Bunun üzerine Timur cellatlara bağırır, çabuk Nasrettin Hoca'yı işte yakalayın, boynunu vurdurun diye emirler verir. Bu ne uğursuz bir adamdır diye bağırır ama Nasrettin Hocamız ne yapar? Sözü doğru yerde kullanarak asıl siz uğursuzsunuz der, sizin yüzünüzden benim kellem gidecek. Evet, buradaki sözü doğru yerde kullanmanın önemine Yunus Emre de şu mısralarıyla değiniyor. Aynı fikirde olduklarını buradan anlayabiliyoruz. Söz ola kese savaşı, söz ola bitüre başı, söz ola ağula aşı, bal ile yağ ile bir söz. Nasrettin Hoca hem milli hem de evrensel mizah kahramanımızdır. Eleştirel düşünceleriyle, mizahi mesajlarıyla bütün insanlığın hazinesi olmuştur ki UNESCO 1995 yılının Nasrettin Hoca yılı ilan etti ki bu anlamda insanlığın ortak bir mizah ve eleştirel bakış sembolü olduğunu hem tescil hem de ilan etmiştir. Toplumlar kimlik değerlerini kültürel bellek aracılığıyla yaşar ve yaşatırlar. Aslında mizahi bellek de kültürel belleğin önemli yapı taşlarından birisini oluşturmakta. Fıkralar ki Nasrettin Hoca fıkraları bu anlamda toplumsalın bir takım eleştirel yönlerini dile getirmek, bireysel anlamda kişiyi mükemmele ulaştırmak, bir taraftan mesajlar vermek, bilgiyi eğlenceyle aktarmak görevlerini üstlenirler. Nasrettin Hoca fıkralarında bunların dışında geleneklerimize yer verildiğini görüyoruz. Mitolojinin eğlenceyle aktarıldığını görüyoruz. Bu anlamda aslında unutulan geleneklerin hatırlatılması, mizahla halkın eğitilmesi, benliğimizin inşasında bu değerlerin ne kadar önemli olduğunu bizlere vurgulama yapmaya çalıştığını görüyoruz. Nasrettin Hoca bir gün
Ben ölürsem beni tepe üstü diklemesine gömün. Çünkü kıyamet koparsa o zaman her şey alt üste dönecek ve o zaman ben ayaklarımın üzerinde durabileceğim der. Aslında biz mitolojide de ölü ve ölümün baş aşağı insan motifiyle değerlendirildiğini görüyoruz. Ki burada da Nasrettin hocamız aynı mitolojik değerlerin mizahın ve eğlendiriciliğiyle bizlere aktardığını gayet net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Aslında bir fıkrasına daha değer vermek istiyorum burada. Hayatlarımızda doğru kişiler olmanın, ideal örnekler olmasının ne kadar önemli olduğunu da bizlere Nasrettin Hoca vurguluyor. Mesela anne ve babanın en iyi ideal örnek olması çocuğun yetişmesinde önemli. Bu anlamda bir fıkrasını burada paylaşabiliriz. Bir gün Nasrettin Hoca'nın buzağısını büyelek tutar. Büyelek böyle kan emicis bir sinek cinsidir. Ve hayvan can acısından öteye beriye koşmaya başlar. Ve eline sopa alan Nasrettin Hoca'mız öküzü dövmeye başlar. Herkes sorar, öküzün suçu ne? Onu niye dövüyorsun? Onun suçu, hep o onun suçu. Çünkü eğer bu öğretmeseydi dünkü buzağı bunu nereden bilsin der. Dolayısıyla ideal örneklerin ne kadar önemli olduğunu bu fıkrasında görebiliyoruz. Buraya kadar verdiğimiz fıkralarda aslında şunu da vurgulamak lazım. Nasrettin Hoca fıkraları kahkahayı değil, tebessümü doğurur. Ki çok yönlü bir mizah içeren Nasrettin Hoca fıkralarının genel nitelikleri aslında güldürücü, düşündürücü, öğretici ve eğlendiricidir. Nasrettin Hoca'nın dünyayı güldüren adam sloganıyla tanıtılması çok üzücü aslında. Çünkü o güldürürken düşündürüyor. Çünkü onu eleştirirken düşündüren ve güldüren şeklinde bir tanımlama yapılması çok daha anlamlı, çok daha ona yakışan bir ifade olacaktır. Güler yüz nedir? Güler yüz aslında muhatabını rencide etmeden ikaz etme, onu yanlışları konusunda uyarma, doğruyu bulmasını sağlama, hoşgörü ve sevecenliktir. Nasrettin Hoca bu yönüyle zaten halka ulaşmaya çalışır ki o tasavvufi bir eğitim sürecinden de geçmiştir. Bir sufinin penceresinden bakarak halka ulaşır. Bu yüzden Türk İslam medeniyetinin gülen yüzü, merhamet, sevgi ve hoşgörü kültürünün bir temsilcisi olarak değerlendirilmeli. Nasrettin Hoca'nın mizahının dayandığı esaslara şöyle bir baktığımız zaman birkaç madde üretecek olursak, imaların, taşlamaların, abartmanın olduğunu, işte hazır cevaplılığın ön planda olduğunu, mantık dışı durum ve sözlere bazen yer verdiğini, kelime oyunlarına yer verdiğini, beklenmedik, akla gelmedik nedenlere yer verdiğini görüyoruz. Ben konuya örtülü bir dille, mizahi bir nitelikle cevap verdiği bir fıkrasını örnek vermek istiyorum. Bir gün misafir olduğu evde Nasrettin Hoca'ya sorarlar. Susuz musun, uykusuz mu? Ama kimse aç mısın demiyor. Nasrettin Hocamız ne der? Buraya gelirken bir pınar başında uyumuştum. Evet, hem pınar başında suyumu içtim hem de uykumu aldım. Geriye ne kalıyor? Açlık kaygısı. Evet, bunu soran yok ve dolaylı yollardan bu şekilde kendisini ifade eder. Nasrettin Hoca yeri gelir kendisiyle alay etmesini de bilir. Çünkü Goethe ne diyor? Kendi kendisiyle eğlenmeyen insan olgun insan değildir. Nasrettin Hoca yeri geldiğinde kendisini eleştirmeyi de bilen bir kişidir. Bir gün çok böyle haşin bir ata binmeye çalışır fakat binemeyince düşer. Sonra der ki, ah hey gidi gençlik. Ama bakar sağa sola hiç kimse yok, yalnızdır. Ben senin gençliğini de biliyorum der. Evet, mizah ve eleştirel düşünce yaşamın sorunlarının çözülmesini ve hatta yaşamın sırlarına erilmesini de sağlar. Nasrettin Hoca torunlarını bilgelik yolunda eğitirken onlara her şeyden önce yaşamın tersten okunmasını ve soru sormalarını öğreterek işe başlıyor. Ben eleştirel düşüncenin temelinin özgün soru ve cevaplar yaratmak oluşturduğunu vurgulamak istiyorum ki bu anlamda bir fıkrasını da örnek vereceğim. Hoca öğrencileriyle derse giderken eşeğine ters biniyor ve soruyorlar neden böyle yaptın? Çünkü valla ben önde gitsem siz arkamda kalacaksınız. Siz önde yürürseniz ben arkada kalacağım. En iyisi böyle yüz yüze gitmek. Aslında burada
Eşeğine ters binme. Nasrettin Hoca'nın bir mesaj verdiğini de görüyoruz. Dünyayı farklı yerlerden yorumlamanın, yaşamı tersinden okumanın, eleştirel düşüncenin önemini vurguluyor. Tabii buna başka anlamlar da yükleyebiliriz. Nasrettin Hoca bu şekilde hem kendi statüsüne uygun olarak davranmıştır, hem halk ile kendi yüksek statüsü arasında kopukluğu önlemiştir. Ve aynı zamanda geleceğe yönelik sağlam adımları atarken geçmişe, köklere bağlılığın da önemini vurgulamıştır. Mizah, bilgelik yolunda bireyi olgunlaştıran temel araçlardandır. Soru-cevap, diyalog tekniği aslında bugüne kadar kişisel gelişim ve liderlik uzmanları tarafından da tercih edilmiştir ki Nasrettin Hoca'nın fıkraları bu anlamda öğreticilik açısından da kullanılmıştır. Hocam nasıl adam olunur sorusuna dinleyen varsa konuş, konuşan varsa dinle diye cevaplamıştır. Hocaya neden herkes işte dünyada kimi o tarafa kimi bu tarafa gidiyor diye sorarlar. Nasrettin Hoca da herkes aynı tarafa doğru gitseydi o zaman dünya devrilivererdi diye cevap verir. Evet, başında da konuşmamızın dediğimiz gibi Nasrettin Hoca sadece 13. yüzyılda değil, yaşadığı, yaşatıldığı her yüzyılda halkın temsilciliğini yapmıştır. İnternet başında bugün virüs kovalayan, chat yapan, CD kovalayan Nasrettin Hoca fıkralarının da varlığını görüyoruz. Yine ironik mesajlarıyla aynı temsilciliği yapmıştır. Halkın sahip çıkmadığı hiçbir kültürel olgu yüzyıllarca yaşayamaz. Bu anlamda Nasrettin Hoca, Türk halk felsefesinin sembolü, zirvesi, Türk düşünce sisteminin de bilgeler bilgesidir. Evet, mizah çalıştayının hazırlanmasında ben de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Deprem korona derken 2020 yılını acı tatlı geride bıraktık. Umarım 2021 yılı mizah tadında geçer. Teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ebru Hocam. Ebru Ben Hocam teşekkür mizah ederim. anlayışını, Nasrettin Hoca'nın mizah anlayışını söyledi. Ben de bu noktada küçük bir şey eklemek istiyorum. Oğuz Hoca'nın 1997 yılındaki makalesinde Nasrettin Hoca İki Yaklaşım Bir Problem başlıklı makalesinde Evet. fıkraların edebi eser olmasının yanı sıra folklorik eser olarak da değerlendirilmesi gerektiğinden bahseder hoca. Tamamen sizin söylediklerinizle örtüşen, ona bakmayı, Nasrettin Hoca'ya bakmayı ve görmeyi, anlamayı sağlaması açısından da bu kıymetli sunumunuz için size teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Bu sunumun ikinci sırasında ben varım. Mizahın dönüşen mecrası ve elektronik ortam üzerinden bir sunum yapacağım arkadaşlar, sevgili izleyiciler. Bunun üzerinden bir ekran paylaşımı yapmam gerekiyor şu anda. Özellikle mizahı sanırım anlamak açısından ve değişimi ve dönüşümü anlamamız açısından bu noktada ele almaya çalışacağım. Mizahın keskin bir zeka gerektirdiğini söyleyerek sözüme başlamak istiyorum. Çünkü Cicero zaten Latince urbanitas, kente özgü sözcüğünü kullanır mizah için ve buradan hareketle de mizahın kültürün bir ürünü olduğunu vurgular ve bunun da bir uygarlıktan doğduğunu söyler. Hayata dair her şeyin mizahın konusu olduğunu görmekteyiz ve mizah gündelik hayattan ne mekansal ne de zamansal olarak bağımsız bir seyir izlemez. Olaylar karşısında farklı bakış açıları geliştirmeyi, olayları gülümseten, iğneleyen, düşündüren bir bakış açısıyla eleştirmeyi de sağlar. Tüm bu imkanlar mizahın herkese ve her şeye rağmen var olma çabasının bir sonucudur. Farklı görebilmenin ve düşünebilmenin mümkün olduğu bir dünya yaratması açısından da mizahın her türlüsü geçmişte de günümüzde de değiştiği mecrada da her açıdan önemlidir. Mizahın işlevselliği açısından bu durum pek çok çalışmada konu edilmiştir. Anlatılanların mizahın yaratıldığı ortam ve yayıldığı ortam da anlatıldığı metin kadar da önemlidir. Hatta ortam değiştikçe metinlerin değiştiği gözlenen folklorik bir hadisedir. Bu sebeple kontekstin yani bağlamın ne kadar önemli olduğunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Günümüzde de bu değerlendirmelere biz mizah ürünlerini incelerken mekansal olarak internetteki hangi sosyal medya ortamında paylaşıldığını da eklememiz gerekiyor. Elbette ki bir sınır olmaksızın herkese ulaşılabilecek bir iletinin ilk okuyucusu, izleyici profili farklı olabilir. Farklı mecralarda ve farklı bağlamlarda bu durum mizahın bağlamsal değerlendirilmesinde
mekansal olarak sosyal medyanın da dahil edilmesine gerekmektedir. Görselde sizlerle paylaştığım şey aslında hepimizin sosyal medyaları ve şöyle bir soru sorulmuş. İnsan olsaydı sosyal medyalarımız nasıl görünürdü? Bu benim çok dikkatimi çekti bu sunuyu hazırlarken de. Hiç söylemeden bile Twitter, YouTube ve Instagram'ı paylaşımlarda görebiliyoruz. Aslında bu yönün üzerinden hepsinin paylaşım alanları, her bir paylaşımın bu mecralarda nasıl farklılaştığını görüyoruz. Twitter'da yapacağımız bir mizah bizi çok daha şeye götürebilirken, yani daha sosyal, daha siyasi, daha politik bir söylem üzerinden giderken, YouTube'da bambaşka bir alana, Instagram'da daha mutlu, daha keyifli bir alana, mecraya taşıyabiliyor. Bunlar tabii bunların üzerinden değiştiğini göstermesi açısından önemli buldum bu görselleri. Ve bunun yanı sıra tabii bakmak isterseniz internette şeyleri de görebiliyorsunuz. Starbucks gibi işte diğer markaların da nasıl insan olarak göründüğü üzerine bir sanatsal bir çalışma yapılmış. Elbette Freud bizlere fıkra ve mizahı doğal bir mekanizma olarak tanımlar. Yani doğal bir savunma mekanizması olarak tanımlar. Ve herkesin mizahının da kendine göre olduğunu Fenegliore Georgian söyler. Burada kendi bütün dünyada pandemiyle birlikte bu süreçte ortaya çıkan bir mizah anlayışını aslında görüyoruz. Çünkü bu herkesin mizahı kendine göredirden yola çıkacak olursak toplum yaşamından izler taşıyan burada bunlardan beslenen mizah ancak o kültürde ve o toplumda anlam ve güldür olarak karşılık bulmaktadır diyoruz. Ancak küreselleşen dünyada artık ortak dertlerle birlikte değişip dönüştüğünde benzer refleksler de gösterebiliyoruz. Toplumsal tarihi, sosyal yapı, gelenek, görenekler, toplumsal değerler bunlar da zaman içerisinde yaşanan değişimlere de ilişkin olarak bir kaynak konumundadır bizler için. Sanders'ın dediği gibi gülmek engelleri yıkar, boyun eğmez ve en mahrem alanlara kadar sızabilir. Peki buradaki görsel alanın ne? Bütün hayatımızda en görsel alanlara koyduğumuz o çatışmayı yaratabilmesi açısından hayatın anlamını sorgularken bir çay koyayım bari deyip bu işin mizahi yönüyle de desteklemek istedim açıkçası. Ve tarih boyunca gülmek, mizah, komedya insanın da aynı zamanda özne olma bilincini ayakta tutuyor bu noktada. Özne olma bilincini ortaya koyuyor ve psikolojimiz açısından da gündelik hayatımızda genelde mizah ve anlatıların işlevselliğinden bizi rahatlatmasından bahsediyoruz. Ve bu anlatıların işlevselliğini sağlayan şey biraz sonra Mehmet Hocam anlatacak daha kuramsal yaklaşacak olaylar ama anlatılması, aktarılması ve güncellenmesi üzerinden de bir yorumumuz var. Bu durum insanoğlunun mizaha duyduğu ihtiyacı karşılama yolu olarak da değerlendirir. Biz bunu hepimiz bir yıl içerisinde pandemi sürecinde biz bunu bir kere daha gördük, yaşadık. İnsanoğlunun ruhunun her yerde bir ve aynı olduğu gelişme kuramından yola çıkmış olursak bu duygularla benzer mizahlar ürettiğimizi gördük ya da benzer reflekslerde bulunduğumuzu gördük. Stresle başa çıkmayı isterken dünyada benzer refleksler ve benzer konularda mizahın üretilmesine ve hızla da tüketilmesine neden olduk bu noktada. Şöyle, sanırım bir karışıklık oldu. Tamam. Nebi Özdemir Hoca, internet ortamı ve yeni fıkraların oluşmasına vesile olmaktadır der. Mecra olarak sorguladığımız noktada aslında internet bizlere ya da sosyal medya, biraz önce söylediğimiz herhangi birisi ve her gün yenileri eklenen sosyal medya bizim için bir yeni mecra oluşturuyor. Ve bu nedenle de insan teknoloji buluşmasının sanal ortamdaki yaratımı, aktarımı ve paylaşılmasının dikkatle incelenmesinin gerekliliğini, bu sayede de özgün verilerin ortaya çıkmasını sağladığını vurgulamaktadır. Sosyal medya ortamında kullanılan pek çok uygulama iletişimi sağlamakta. Sanalda da olsa görece duygularımız birbirine iletilmektedir. Emojiler, fıkralar, caps'ler, gif'ler, TikTok ve bunlara mekansal olarak alan sağlayan işte Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter gibi bütün sosyal medya şu anda bilmediğimiz ya da daha yenileri eklenecek olan bu mecraların hepsine örnek verebiliriz. Günümüz toplumlarında mekanın ve iletişimin sosyal medya üzerinden sağlanabiliyor olması gündelik hayatımızda ve anlayışımızda ve mizahımızda dolayısıyla değişimlere de sebep olmaktadır. Gündelik hayatın hemen her alanının mizahın bir konusu olduğunu biliyoruz. Sosyal medyanın hızına yetişmek mümkün olmasa da mizahına aşina olabilmek için ve teknolojinin takibiyle olmaktadır. Çünkü kendisi kendi orada her mecranın kendi dili, kendi söyleyişi var.
Pandeminin kendi mizahını yarattığından bahsetmiştik. Edebiyattan da hemen burada işte korona pik yaptı mı? Evet, Alper Tunga entübe mi? Evet, Erci aşıyı buldu mu? Hayır, indi yürüs, yay yürür diye burada kendi mizahını nasıl yarattığını, hızlıca nasıl dönüştüğünü, bu elektronik mecranın buna nasıl bir alan açtığını görmemiz açısından önemli. Yöresel ve ulusal olan da bu ortamda hızla elbette küreselleşmekte. Küresel dünyanın derdinden bu buradaki anlatı üzerinden de zaten fark edebiliyoruz. Dünyanın değiştiğinden şikayet ediyor ama zaten değiştiğini söylüyor. Çok tehlikeli bir yer olduğundan bahsediyor. Zaten yani bütün yeni hislerimizin bir şekilde açığa çıktığını görüyoruz burada. Tabii biz yeni yıla da bu noktada benzer endişelerle girdik. Aşı derken, plasebo etkisi derken, bunların yeni yıla girerken Noel Baba figürünün nasıl değiştiğini görüyoruz. Bu Santa'ya, işte Noel Baba'ya kutunun boş olduğunu söylüyor. Noel Baba da kendisine sen demek ki plasebo grubundan mısın diyor. Bu şu anda daha önce olsa, bir yıl öncesinde olsa bir anlam ifade etmeyecekken şu anda bütün dünyada hepimizde karşılığı olan bir görsele dönüşmüş oluyor. Ve hızlı bir şekilde gruplarımızda paylaştığımız bir noktaya dönüşüyor. Özellikle bölgesel mizah, işte yöresel ve ulusal olanın hızla küreselleştiğini görüyoruz. Özellikle bölgesel mizah söz konusu olduğunda yerelliğin altı çizilse dahi elektronik ortamda yayılması sonucu ülkenin farklı şehirlerinde yaşayan insanlara ya da dünyanın her yerine ulaşmasıyla farklı değer ve anlamlar kazandığını da görüyoruz. Elektronik ortamdaki takipçilerin, hani mecradan bahsettik ama bu işin içinde bir de takipçileri var. Onların elektronik ortamdaki komiye tepkileri var. Gülme kuramları açısından elbette değerlendirilebilir. Sosyal medya ortamı hemen her paylaşımın altına yorum yapma, beğeni özelliklerini eklemektedir. Bu da yine farklı bir bakış açısı kazandırıyor bize. Bu durum neyi kazandırıyor? Etkileşimi hızlandırmaktadır. Ayrıca söz konusu mizah ürününün sosyal medya ortamındaki yayılma hızı, tıklanma oranları gibi özellikler dikkate alındığında istatistik değerlendirmeler de yapabilmek mümkün. Ebru Hocam bahsetti, Nasrettin Hoca gibi, Bektaşi gibi, Temel gibi temel fıkra tiplerimiz bu ortamda değişip dönüşebilmekteler. Ama yayılma hızları sayesinde geleceğe bir anlamda aktarılmaktalar. Tabii bu yine sorgulanabilir. Ne kadar doğru, ne kadarıyla geleneğe taşınıyor? Gelenek geleceğe taşınırken nasıl değişiyor, dönüşüyor? Bunlar yine bizlerin sorgulayacağı, mizahın bize sordurduğu noktalar. Mizah zaten bu noktada keskin zekayı ve soru sormayı tetikleyen ve destekleyen bir anlayış kazandırıyor bize. Mizah anlayışımızda geçmişin izlerini görürken gelenek geleceğe bu dönüşüm sayesinde aktarılabilmektedir diyoruz. Sosyal medyanın gücünü ve etkisini elbette yok sayamıyoruz bu elektronik mecrada. Eğer bunu yok sayarsak bu değerlendirmeleri eksik yapmış oluruz. Elektronik ortamda yaratılan tipler kendilerini yeniden yaratabilme olanağı buluyorlar. Her mecra kendince aynı konuyu, aynı Nasrettin Hoca verdi tip olarak olabilir. Ya da bambaşka tipler yaratıyor. Hepsinde değişebiliyor. Genel olarak değerlendirmek gerekirse elektronik ortamda hangi platformda yaratıldığı ve yayıldığı bağlam ele alınmalı. Bu sayede elektronik ortama taşınan anlatının muhtevasında meydana gelen değişiklikler de tespit edilebilir. Takipçiler ve paylaşımları sayesinde çoğu zaman anonimleşen mizahın hızla yayıldığı ve yayılmanın yanı sıra hızla tüketildiği kavramını da eklemek istiyorum. Değiştiği, dönüştüğü ve tüketildiği elektronik mecranın bize kazandırdığı belki hızla birlikte yaşadığımız değişim ve dönüşümlerdir bunlar da. Gündemin sosyal, politik, ekonomik olaylarından bağımsız olmadığını, buralarda dönüştürülen fıkralar, masallar, anlatı türlerinin olduğunu görüyoruz. Masal Prenses'in elektronik ortamdaki dönüşümünün eğer bu mecra feminist bir yaklaşım mecra tarafından paylaşılıyorsa Cinderella masalının nasıl değiştiğini, nasıl dönüştüğünü ve geleceğe nasıl aktarıldığını da aynı şekilde görselde görebiliyoruz. Mizahın sözlü ve elektronik ortamdaki verimleri günümüz teknolojisiyle kazandığı yeni özellikler kısmen onun işlevselliğini de ortaya koyuyor. Gündelik hayatta ve sanal ortamda mizaha ihtiyaç duyulması, geleneğin mizahın bu ortama aktarılması yoluyla olduğu gibi yeni ürünler, gifler, capsler ortaya çıkarmakta. Böylece toplumsal bir rahatlama, gündelik hayatta bunu duydun mu, bunu gördün mü sorularıyla, paylaşımlarımızla, WhatsApp gruplarında birbirimize attıklarımızla hızlı bir şekilde de yayılmakta bu noktada.
Bu durum zaman zaman neye sebep oluyor? Viral bir yayılmaya sebep oluyor. Bu bizim gelenek aktarılır derken şimdiye kadar anlattığımız sözlü gelenekten yazılı geleneğe bu aktarım hızı bizim tahayyülümüzün de dışında bir hızı. Saniyelerin altına düşmeye başlamış oluyor. Ve mekan sınırı tanımaksızın internete erişimi olan herkesin herkese açık bir hale de geliyor. Aynı zamanda elektronik mecrada hızlı tüketimin de söz konusu olduğunu, günümüz ifadesiyle de söylemek gerekirse takipçileri tarafından tıklanarak, like'lanarak milyonlara ulaşabilmekte. Gündelik hayatın hızına ve stresine uygun olarak rahatlama işlevi gereği de bir nefes almak, gülümsemek için hızla akan hayatlarımızda miza bizler için bir durak olmaktadır. Ben tabii halk edebiyatçı kimliğimi burada geriye bırakıp koyamadım. Dolayısıyla mizahla ilgili paylaşımlarımı yaparken türkülerde, aşıklarda elektronik ortama geçtiler ve işte gitme turnam gitme, ötme bülbül ötme, gezme ceylan gezme gibi bizim türkülerde bildiğimiz motiflerin hepsine karikatürde aşık durduran adıyla bir tepki veriliyor. Bu yine bir görseli mizahı oluşturuyor. Türküler ve tıp denilerek bir görsel paylaşmak istedim. Bizim Yunus derslerde de anlatıyoruz. Bir ben vardır benden içeri. Yeni tipimizle onun dışında nasılsın, neler yapıyorsun? Halk edebiyatının halk şairlerinin içerisinde de bunu görüyoruz yine. Elektronik ortamda halk hikayeleri de değişti, dönüştü, yayıldı. Neden? Biz de değiştik çünkü süreç içerisinde. Senin dediğin gibi daha da deldim Leyla. Onu ben demeden düşünecektim. Belki toplumsal olarak bir yaraya da parmak basmış oluyor bu hızda. Arkadaş koca dağı deldik hala gitmedi şu göbek diye. Yine gündelik hayatımıza vurgu yapıyor. Sanata da değişti, sanat da değişti, dönüştü bu süreçte. Ve gündelik hayattan etkilendi. Resul Ertaş'ın yorumuyla Frida'yı ve İnci Küpeli Kız'ı paylaşmak istedim sizlere. Ve tabii son tahlilde hepsini maskeleriyle görüyoruz. Ve sanırım bu şu anda bizim durumumuz ve bir yıl boyunca ders anlattığımız sistem. Hocam görüntü dondu. Hocam dondunuz, donmadım. Aslında sıkıntıdan hareket edesim yok. Bunu genelde öğrenciler bize yapıyor soru sorduğumuzda. Ve bitirdim bizi Zoom diyerek de sanırım bu Zoom'la ilgili yaşadığımız süreçte mizahı eklemeden olmazdı. Yalnız bugünkü toplantımız Zoom değil. Bu süreç bittiğinde ne yapacağız onu bilmiyoruz. Arif Bey normal toplanıyoruz demişti son noktada. Hepimiz için mizahın nasıl bir ortam yarattığını, gülmeyi anlamak için onu doğal ortamına yani topluma yerleştirmek gerektiğinden bahseder Bergson. Ben son olarak onu elektronik ortamda da yerleştiği şekliyle değerlendirmemiz gerektiğini ve burada yayılan mizahı da unutmamamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum bu noktada hepinize. Ben sunumumu da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Sanırım süreyi de kendi açımdan doğru kullandım diye umuyorum. Şimdi sırada Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doktor Zeynep Tek hocamız var. Doktor Zeynep Tek hocamız çok kıymetli bilgileriyle bize mütareke dönemi mizah edebiyatında Haroşa imgesini sunacak. Haroşa imgesini sunarken de kendisiyle konuşmalarımızda çok ilginç bir konuya, çok farklı bir bakış açısıyla, farklı bir görme biçimi kazandırdığı için heyecanlı aslında kendisinin sunumunu bekliyorum. Ben sözü uzatmadan Zeynep Tek hocamıza veriyorum. Hocam buyurun. Hocam sesinizi açarsanız. Bu nazik takdiminiz için teşekkür ediyorum Hatice Kübra Hocam. Sizin de belirttiğiniz gibi sunumumun başlığı Mütareke Dönemi Mizah Edebiyatı'nda Haroşa imgesi. Sanıyorum çalışmamın amacı ve kapsamından bahsetmeden önce Haroşa imgesiyle ne kastedildiğini açıklamam uygun olacak. Haroşa halk dilinde özellikle İstanbul ağzında mütareke döneminde İstanbul'a göç eden beyaz Rusların kadınları için kullanılan bir tabir. Beyaz Ruslar derken Belarusluların kastedilmediğinin de altını çizmeliyiz. Beyaz Rus 1917'de Bolşevik ihtilalinin ardından Kızıl Ordu'ya karşı kurulan Beyaz Ordu'dan adını alan, başta Çar'ı destekleyenleri ve diğer Bolşevik muhaliflerini kasteden politik bir ifade. Rusya'da 1918 ila 1922 arasında süren iç savaşta Beyaz Ordu büyük bir hezimete uğramış. Özellikle 1919 ve 1920'de alınan üst üste yenilgiler sonucu Beyaz Ruslar dalgalar halinde farklı ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. 1920'de Odessa'nın düşüşü ve ardından gelen Kırım yenilgisi yaklaşık 200 bin Beyaz Rus'un İstanbul'a iltica etmesine yol açmıştır. Büyük çoğunluğu Rusya'nın aristokrat sınıfını oluşturan beyaz Rusların kimisi İstanbul'u transit olarak kullanırken kimisi ise İstanbul'da ikamet etmiştir.
Beyaz Rusların günlük dilde güzel, iyi, hoş anlamına gelen haraşo kelimesini sıklıkla kullanması kadınlarının bu şekilde adlandırılmalarında etkili olur. Haraşo imgesi ise genel olarak tabii sarışın, beyaz tenli, mavi gözlü, uzun boylu, kısa saçlı dönemin modası olan Rus süslü, özellikle makyajlı, dekolte giyimli, serbest tavırlı, tabii o dönem erkeklerine göre ve şık, zarif, kültürlü, asil beyaz Rus kadınını ifade eder. Ancak bu imgeyle iç içe geçen bir vaka daha vardır ki o da haroşoların Türk erkekleri için tehlikeli oluşu, tehlikeli görülüşüdür. Bu çalışmada mütareke dönemi mizah basınında basınında yer alan edebi yazılarda haraşo imgesinin mizahi açıdan ele alınmasında ve alımlanmasında etkili olan motivasyonlar üzerinde durmaya çalışacağım. Yayın ve yazar kadrosu çoğunlukla erkek olan bu mizah gazetelerinde haraşoların ele alındığı metinlerde haraşolar karşısında konumlanan erkek ile onu tasvir eden anlatıcının benzer erkeklik deneyimlerinden geçmesi, yani ortak arzu ve zaafları duyumsaması eril bir söylemin görünür olmasına yol açar. Haroşaların güzelliği sınıfsal bir fark olmaksızın erkekler üzerinde hakimiyet kurarken bulunulan mekanlar, sokak olabilir, cadde, lokanta, bar, plaj olabilir, erkeklerin ilişki kurma biçimlerini etkiler. Bu sürecin metinlerin anlatıcıları, söyleyicileri tarafından sempatik bir mizahla sunumu eri zaafın tabii olarak yansıtılmasını da beraberinde getirir. Özellikle son dönem edebiyatta alafranga züppeyle özdeşleşen hovardalık, haraşo edebiyatında alay gibi yumuşak mizah araçları kullanılarak sunulur. Bu amaçla çalışmada haraşo uğruna servet dahil kayıp veren erkeğin çoğunlukla iradesiyle hareket eden yetişkin bir erkek olduğu ve haraşonun dillere destan güzelliğinin, dillere destan olarak yansıtılan güzelliğinin erkeğin cinsel zaafının rasyonelleştirilmesinde kullanıldığı ileri sürülecektir. Bu dönem mütareke döneminde çok sayıda mizah gazetesi yayınlanıyor ya da yayınlanmaya devam etmekte olan gazeteler var, Karagöz gibi. Benim seçtiğim bu çalışmada kullandığım metinler Ayde'de, Güler Yüz ve Akbaba'dan. Bu dönem mizah gazetelerinin temel özelliği François Georgeon'un dikkat çektiği gibi dönemin sansürü nedeniyle siyasi meselelerden ziyade sosyal olay ve olgulara daha fazla odaklanılması. Bu nedenle hayat pahalılığı, mütareke zenginlerinin haksız kazançları, kadınların modernleşmesinin aile hayatı ve giyim üzerindeki etkileri ve haraşoların tehlikeleri bu dönem mizahının başlıca konusu olmuştur. Haroşaların İstanbullu erkekler için hangi açılardan tehlikeli olduğu ve bunun mizahi açıdan ne şekillerde görünür olduğunu izah etmek için öncelikle hangi ortamlarda bir araya geldiklerini belirtmek gerekiyor. Zira kamusal mekanın türü ilişkinin boyutunu ve tehlikenin dinamiğini değiştiriyor. Mütareke döneminde İstanbul'a gelen ve işgal kuvvetlerinin ayrıldığı tarihte büyük bir çoğunluğu İstanbul'dan ayrılan beyaz Ruslar İstanbul'un sosyal hayatını derinden etkiler. Hatta kimine göre sarsar. Bu dönem beyaz Rusların kamplarda, sokaklarda kaldığı, iş ve mesken bulmakta zorlandığı, ne iş bulsa çalıştığı, iş bulamadığında elinde kürk, takı, madalya ne varsa sattığı, satacak bir şeyi olmayanın dilendiği ya da yasal olmayan işlere, tombala, fuhuş, kokain gibi bulaştığı kaotik zamanlardı. Beyaz Ruslar için son derece trajik olan bu dönemle ilgili Harvard Üniversitesi'nde bulunan Charles Claflin Davis dijital koleksiyonundan aldığım şu iki fotoğrafı örnek gösterebilirim. İlk resimde Limni'deki mülteci kampında çamaşır yıkayan bir Rus prensesini görüyoruz. İkinci resim ise Dolmabahçe Sarayı'nın dışında bir Rus mülteci kampında çekilmiş. Hatice Hocam ikinci resme de geçebilirsek. Evet, bu resimde gördüğünüz gibi asılı çamaşırlar arasında yerde oturan, uzanan erkekleri görüyoruz.
Beyaz Rusların İstanbul'a ilticası ve İstanbul'daki iskanı hakkında Bülent Bakar'ın Beyaz Ruslar kitabından daha ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir. Çok teşekkür ediyorum Hatice Hocam. Kapatabiliriz. Bu kişiler arasında herhangi bir konuda yeteneği, uzmanlığı olmayanlar iş bulmakta çok zorluk çekerken sermayesi olan çok az Rus eğlence, hizmet sektörüne atılıyor. Gece kulüpleri, barlar, gazinolar, oteller, kumarhaneler, dansingler, lokantalar, pastaneler açıyorlar. Beyoğlu merkezli bu teşebbüsleri elit ve şık mekanların inşasında rol oynuyor. Reşat Ekrem Koçu'ya göre açtıkları eğlence yerleri hakikaten kibar sanat mahfilleri olmuş. Tabii bu mahfillerin İstanbul için yeni olan özelliği çoğunluğu aristokrat olan kadınların garson, dansçı, müzisyen, şarkıcı, konsomatris gibi çeşitli işlerde çalışmasıdır. Bir yandan mekanların son derece şık, diğer yandan kadın iş gücü, başta işgal ordusu olmak üzere Rumların, Ermenilerin, Levantenlerin ve zengin ya da orada harcayacak parayı bulan Türk erkeklerinin ilgisini çekiyor. O dönem İstanbul'u ziyaret eden fütürist yazar İlyas, bu mekanların pahalılığı yanında Rus kadınlarının kalbur üstü kişileri büyülediğini de ifade ediyor. Dolayısıyla beyaz Rus kadınlarının tasvir edildiği Türkçe mizahi metinlerde erkeğin ekonomik açıdan bedeller ödemesine, buna mütareke zengini de dahildir, sıklıkla dikkat çekilmesi nedensiz değildir. Örneğin Güler Yüz'de Küheylan Müstari ile yayımlanan Haroşalar başlıklı şu şiir, bu şiirde onlara yakın olmanın bedeli açıkça ifade ediliyor. Şiir şöyle: Rus haroşaları ağızdan ağza, geziyor bakınız bütün alemi, çevirdiler bize yolunmuş kaza, her birimiz tattı zevki elemi. Yollarında gitti nice genç kurban, nokta 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 gözlerin desisesine. Bazen de oldu ki ah öyle bir an, bin papel saçıldı bir cilvesine. Bu nokta nokta olan yerler şiirde aslında noktasız bir boşluk bulunuyor. Yani sansür de olabilir, dizgi hatası da olabilir. 1921'de yayımlanan bir şiir Güler Yüz'de. Şiirin öznesi gördüğünüz gibi biz kelimesinde buluşan bir erkek kitlesine işaret ediyor. Haroşaların gözlerinin desisesine yenilen bir grup erkek. Bu uğurda bin papel saçan, yolunmuş kaz olmayı göze alan bir erkek tipi. Cilve temsilinde ne için bedel ödediğini açıkça belli ediyor. Zevk ve elem, eleme kayba rağmen zevkin tadının da hala duyumsandığını gösteriyor. Burada komikleştirilen haroşa değil, hocam şimdilik değil bu karikatür, çok teşekkür ediyorum. Burada komikleştirilen haroşa değil, kösnül arzularına yenilen erkeğin yolunmuş kaz olarak yapılan tasviri. Şiirin öznesinin ne verilen kurbanlar uğruna haroşoyu ne de kendini yolduran erkeği suçladığı görülür. Ahlaki bir eleştiri ise hiç görünmez. Şiirin öznesinin adeta çok gün görmüş bir tavırla kendisinin de dahil olduğu yolunmuş kaz zümresiyle yaptığı alay, haroşo karşısındaki yetişkin erkeğin aslında bile isteye kandırılma arzusunu da sezdirir. O dönemlerle ilgili anılarını aktaran Leventen Willi Sperko'nun beyaz Rusların güzelliğini dile getirirken yolunsak da değer diyordu herkes ifadesi. Devrin bir kısım erkeklerinin haroşo uğruna kaybedeceği serveti baştan göze aldığını gösteriyor. Mütareke döneminde alım gücünün son derece azaldığını, yağ, un, şeker gibi birçok temel maddenin kara borsaya düştüğünü, özellikle memurların ne derece fakirleştiğini hatırlarsak, bin papel saçabilecek olan kesimin ancak seçkin sınıf, mirasçılar ve savaş zenginleri olabileceğini anlarız. Bununla ilgili bir diğer örnek de Haroşo Türküsü adlı şiirin ilk iki bendi verilebilinir. Şiirde şiir şu şekilde: Haroşo, bu sözde nereden duyuldu? Hep miras yediler gitti soyuldu, rast gelen yosmaya unam koyuldu. Haroşo, haroşo, aman haroşo,
sizi tanıttı zaman haraşo. Çarşıda, pazarda, otelde, barda, yağmurda, tipide, faslı baharda, haraşo geliyor, çekilin varda, haraşo, haraşo, aman haraşo, sizi tanıttı zaman haraşo. Hep miras yedilerin soyulduğu ifadesi aslında önemli. Türk edebiyatında savaş zenginleri gibi miras yediler de bildiğiniz gibi olumsuz özellikleriyle daha fazla öne çıkıyorlar. Bu kişilerin alaya alınmasında dürüst ya da emek verilerek elde edilmeyen bir zenginliğe duyulan tepki yanında, yani savaş zenginleri ve miras yediler için bu tepki yanında otellerde, barlarda haroşalarla beraber olabilmelerine duyulan erkeksi bir kıskançlık da söz konusu olabilir. Cem Doğan bir erkeğin gece hayatında yanında görülen kadının erkeklik kimliğinin yeniden kurulmasındaki rolüne dikkat çeker ve erkeğin bol para harcayarak akranları arasında saygınlık kazandığını, ortamdaki statüsünü sağlamlaştırdığını ve masadaki kadına da bu sayede kur yaptığını belirtir. Dolayısıyla bu hovardalığın soyulmakla neticelendiğinin söylenmesi, hovardalık yapan erkeğin o tür ortamlardaki geçici üstünlüğünün uğradığı hezimet yanında şair gibi dışarıdan buna tanıklık eden veya duyan bilenler için bunun alt üst olmasından duyulan hazzı, intikamı da göz önüne serer. Şiirde otel ve bar ayrıntısı haroşaların çalıştığı kapalı kamusal mekanlar iken çarşı ve pazar erkek kadın fark etmeksizin haroşalarla bir arada gelinebilecek alanları ifade ediyor. Bu nedenle haroşo geçtiğinde dikkat et anlamında söylenen var da kelimesi haroşaların seyir nesnesi olarak izlendiğinin de bir göstergesi. Şiirin diğer bentlerinde de haroşaların erkekler üzerindeki etkilerini daha yoğun olarak görebiliyoruz. Devamı şu şekilde: İstanbul, Kadıköy hem karşı yaka, haroşo ne de hoş yapıyor caka, Ruslar da edermiş gönülle şaka. Haroşo, haroşo, aman haroşo, sizi tanıttı zaman haroşo. Bu seyyal gönlümüz nasılsa aktı, bilmem ki hangimiz kancayı taktı, çoğumuz duymadan abayı yaktı. Haroşo, haroşo, aman haroşo, sizi tanıttı zaman haroşo. Haroşolar şiirinde olduğu gibi burada da öznenin biz oluşu zamanın erkeklerinin ekseriyetinin aynı fikirde olmasından ya da erkeklerin, diğer erkeklerin de bu durumda başka türlü düşünemeyeceğini zannetmesinden ileri gelebilir. Paul Dumont, 20'li yılların başında bir haroşonun koluna girmeyi hayal etmeyen erkek mi vardı şeklinde soru olmayan cümlesi ve Jacques Deleon'un fiziksel güzellikleri, neşeli kahkahaları ve ehli keyif olmalarıyla nam salan haroşo tasviri dönemin erkek zihnini anlamamızda yardımcı olabilir. Dolayısıyla caka, şaka, yukarıdaki şiirde geçtiği üzere cilve, Deleon'un betimlediği haroşaların şiirlerdeki aksi olarak okunabilir. Ayrıca çoğumuz kelimesi ve birinci çoğul iyilik ekleri erkeksi arzunun genelleştirilerek normalleştirilmesine, duyulmadan yakılan aba ise güzelliğin tesir gücü üzerinden eril arzunun rasyonelleştirilmesine imkan tanır. Son şiir örneğim çimdik müstaharını kullanan Yusuf Ziya'dan. Şiirde Ramazan Geceleri adlı şiirin son dörtlüğünde şöyle diyor şair: gecenin göğsünde şimdi kandiller, takıyor elmastan birer gerdanlık, Moskov kızlarına dönüyor diller, haroşo diyerek bir sürü alık. Üç şiirde de dikkat edileceği gibi haroşayı dilinden düşürmeyen haroşonun peşine düşen erkeğin alıklığına bir vurgu yapılır. Haroşalar şiirinde yolunmuş kaz olan erkek, haroşo türküsünde soyulan miras yedi, burada ise sersem budala anlamına gelen alık olarak ifade edilir. Maddi kayıp buna sahip olan, ancak buna sahip olan alafranga hovardalar. Ki bu kavrama dikkatimi çeken, bu olguya dikkatimi çeken, çekenin hocam Cemal Kafadar olduğunu belirtmeliyim. Ancak maddi olanağı olan alafranga hovardalar bir kayba uğrar. Ancak diğer yandan haroşoyu bir kere gören ya da duyarak aşık olan erkeklerin de varlığı söz konusu. Dillerin bu kadar haroşo etrafında dönmesi, haroşo muhabbetinin özellikle erkekler arasında revaçta olduğunu gösteriyor.
haroşoların bu kadar dilden dile dolaşması, erkeklik deneyimlerinin de aslında aktarılması demek. Bu sayede biz babasız kalan, kimsesiz oğlun yaşamadan öğrenemeyeceği bilginin aslında erkek cemaati arasında oluşturulan ortak dil sayesinde giderildiğini söyleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Dolayısıyla bu metinlerde ne Tanzimat edebiyatında alafranga züppe tipine karşı görülen Şerif Mardin'in ifadesiyle müsamahsız, Deniz Kandiyoti'nin ifadesiyle son derece haşin ve müstehzi bir tutum, ne de 1920'li yılların züppe edebiyatının Bernamora'nın ifadesiyle acı bir yergisi görülür. Aralarında alay, şaka da olsa, ki bu da erkek muhabbetinin bir parçasıdır, birbirlerinin zaaflarını anlayan erkeklerdir karşımıza çıkan. Bu nedenle Beyoğlu'nda gözü yeni açılan ama ne olduğunu anlayamadan soyulan budala erkeği yanında servetini ya da maaşını feda etmeye baştan hazır erkeğiyle sadece hafifçe alay edilir. Örneğin maaşını gözden çıkaran bir erkeği örnek olarak bu metnin yazılmasına ilham olan ve teşekkür borçlu olduğum Irvin Cemil Şik'in Beyaz Rusların Türkiye'den ayrılarak 3 dilde yazdığı Na Proşçeniye, yani Elveda adlı kitabını tanıttığı yazısında kullandığı Beyoğlu'nda Rus lokantasında başlıklı şu karikatürü gösterebiliriz. Adı karikatürün altında yolunu şaşırmış bir müşteri yazıyor. Müşterimizi görüyoruz fesli ve elindeki menüye bakarak 897 kuruş bir yemek. Fena değil. Tam bizim maaş. Bu fiyata herhalde başka şeyler de dahil olsa gerek, diyor. Burada erkeğin gözlerinin son derece açık olduğunu görüyoruz. Rus lokantasının pahalılığına rağmen bir günlük hovardalık uğruna bir maaşını baştan feda etmeye hazır bu orta yaşlı erkeğin yolunu şaşırmış olması aslında tevriyeli bir kullanım. Hem maddi açıdan hem de gördüğünüz gibi ayaklarını uzatmış olması bakımından, tavır açısından bulunduğu ortama uygun olmaması yanında niyetinin de sadece yemek yiyerek eğlenmek olmadığı görülür. Bu karikatür pek de varlıklı olmayan erkeklerin de haroşo merakıyla kendini Beyoğlu mekanlarında bulduğunu gösteriyor. Refik Halit'in edebi bir üslupla kaleme aldığı fıkrasından bir örnek sunarak bu zararları örneklemek anlamında sunumumu tamamlamak istiyorum. Refik Halit şöyle söylüyor: acaba kaç erkek haroşalar yüzünden karısından ayrıldı? Kaç nikah bozuldu ve kaç nikah tecdid olundu? İstanbul kısmının haroşaları herhalde ufak tefek kırık dökük 1000 kadar hanenin satılmasına, Beyoğlu'ndakiler ise heybetli, azametli 1000 konak, apartman ve köşkün elden çıkmasına sebep olmuşlardır. Bunu imkanı olmalı da defteri Hakani senetlerine sorabilmeli. Süremin sonuna geldiğim için Akbaba mecmuasında yayınlanan hikayeyi, plajda geçen hikayeyi maalesef sunamıyorum, anlatamıyorum. Ama umarım bu sunum metin haline geldiğinde daha ayrıntılı olarak okuyabilme imkanınız olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zeynep Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu akıcı sunumu süremizi geçmesine rağmen kesmek istemedim. Hem haroşalarla ilgili bilmediğimiz bir kapı açtığınız için bize, farklı bakış açılarına da imkan tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sunumdu. Sizinle görüştüğümüz zaman Irvin Cemil Şik'in Elveda yazısını okumamı önermiştiniz. Gerçekten okuduğum zaman şimdi anlattıklarınızla bütünleşince ben de izleyicilerimize Elveda yazısını okumalarını tavsiye ediyorum. Ve size hasreten orada teşekkürü var zaten. Sonunda paylaştığımız karikatürün size ait olduğunu, sizin kendinizin bulduğunu ve özellikle ne kadar kaç yüz tane ya da büyük bir arşivin içerisinden çıkardığınızı da belirtiyor orada. Bunu da böyle siz bahsetmediniz ama ben böyle büyük bir gururla da söylemek istedim sizin adınıza. Çok teşekkür ediyoruz sunum için. Hemen sözü Mardin Artuklu Üniversitesi'nden meslektaşım Sayın Doktor Mehmet Yalçınkaya'ya veriyorum. Sayın Doktor Mehmet Yalçınkaya, gülme kuramları ve komiğin oluşumu kaynakları üzerinden bize bir sunum yapacak. Kendisinin doktora tezi bu alanda ve bir de kitabı bulunmaktadır. O yüzden kendisine sözü veriyorum hemen. Sayın Hocam, söz sizde. Sesinizi de açarsanız hocam.
Evet. Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Öncelikle bu panelin oluşmasında ön ayak olan Beyhan Hoca'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca biraz daha yüksek sesle hocam. Nasıl hocam? Daha yüksek sesle alabilir misiniz? Ayrıca katkılarıyla sunum sunan hocalarınıza da teşekkür etmek istiyorum. Tabii mizah denilince akla ilk gelen unsurlardan biri gülme. Gülmenin oluşumu, gülmenin nasıl oluşu, neye güldüğümüz, niçin güldüğümüz, nasıl güldüğümüz gibi sorular elbette kafamızda olan sorulardır. Bu sorulara cevap verebilmek için tabii önceki düşünürler de bu sorulara cevap verirken belli başlı gülme teorileri ortaya çıkmış. Bütün bu gülme teorilerine kısa bir şekilde değindikten sonra aslında bu teorilerin arkasında yatan ya da eksik görülen bir unsuru dile getireceğim. Tamamen ben bunun da yeni bir gülme teorisi olarak ortaya atılmasını belki bu anlamda biraz daha ciddi bir çıkış olacak. Ama ben bunu söylemeyeceğim. Ama göz ardı edilen bir nokta vardır. En azından onu sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden kendi gülme teori kuramına geçmeden önce üstünlük kuramı, uyumsuzluk kuramı, rahatlama kuramı ve Henry Bergson'un dalgınlık leitmotifi üzerine inşa ettiği kurama kısaca değinerek kendi oluşturduğum ya da düşündüğüm gülme kuramına geçeceğim. Bunlardan ilk çağ filozofları tarafından da üzerinde durulan üstünlük kuramıdır. Burada Aristo ve Platon'a göre birinin kusuruna verilen tepki olarak görülür gülme. Bir başkasının kusuruna verilen tepki olarak. Aynı şekilde böyle olduğu için de Platon bu gülme düşüncesini, gülmeyi çok olumlamaz. Ahlak dışı görür aynı şekilde. Ve gençlerin gülmeye çok meyilli olmaması gerektiğini söyler. Thomas Hobbes Leviathan adlı eserinde de mutluluk kavramıyla birleştirdiği gülme kuramını, üstünlük kuramını bunun ani bir zafer duygusuyla beraber kişide var olduğunu ve bu duygunun kişiyi güldürdüğünü dile getirmektedir. Örnek olarak da mesela delilere gülünmesi ki orta çağda birçok zenginler lüks arabalar kiralayarak tımarhaneye gidip gülüyorlarmış aslında. İşte bu bir gülme üstünlüğü, kendilerini üstün gösterme ve o duyguya kapılma için oluşturulan bir olay ya da bu üstünlük kuramıyla açıklanabilecek bir durum. Ya da örneğin bir çocuğun sınıfta öğrenci hocanın verdiği bir soruya cevap verememesi üzerine sınıftaki diğer arkadaşların tarafından gülünmesi bir üstünlük kuramıyla açıklanabilir. Ya da bir kralın soytarıyı huzuruna davet ederek soytarının hareketlerine gülmesi bir üstünlük kuramıyla açıklanabilir ki hatta bunun gülmenin bir hazımlığa neden olduğu düşüncesiyle özellikle yemekten sonra kralın huzuruna soytarı davet edilir. Tabii bunlar üstünlük kuramıyla şimdilik açıklanabilir. Bunun yanında diğer bir gülme kuramımız uyumsuzluk kuramıdır. Burada kişi beklentilerinin gerçekleşmediği bir anda gülmenin ortaya çıkacağını savunan bu kuramda gülüncü doğuran şey kişinin ön bilgilerle oluşturur, beklentileri oluşturur. Örneğin Pascal söz konusu bu durum için kişinin umduğuyla bulduğu arasındaki aşırı orantısızlıktan daha başka bir şey kişi güldürmez diyerek bu uyumsuzluk kuramına dikkat çekmektedir. Tabii bu noktada Schopenhauer da aynı şekilde bu kurama destek vererek bir fıkranın en can alıcı noktasının fıkranın son cümlesi olduğunu söyler. Ama tabii John Morrill bu kuramı sistemleştirdiği takdirde uyumsuzluk kuramının bütün mizahi kuramlarda uyarlanabilir olduğunu söyler. Ama mizahi olmayan durumlarda bu kuramın geçersiz olduğunu söyleyerek kapsayıcılık noktasında eleştirir. Diğer bir gülme kuramı ise rahatlama kuramıdır. Herbert Spencer ile Freud tarafından günümüze aktarılan bu kuramda kişinin baskılanan duygularının açığa çıkmasıyla oluşur. Bilinçaltı, özellikle Freud'un desteklediği bu kuramda bilinçaltındaki biriken duygularımız gayri resmi bir ortama denk gelmekle beraber bu duygularımızın aşağı çıkmasıyla beraber gülme kavramı kendiliğine gerçekleşmiş olur. Özellikle de bilinçaltı duygularımızın baskılanmasıyla beraber. Bununla beraber diğer bir gülme kuramımız ise Henry Bergson tarafından
canlı olan bireylerin nesne ya da mekaniğe dönüşmesiyle beraber gülmeyi veya gülücü doğuracağı söylenilir. Özellikle de bunun dalgınlık leitmotifi üzerine inşa ederek insanlar dalgınlık haliyle beraber bir mekaniği ya da bir nesneyi anıştırabilir. Anıştırdığı takdirde de gülme meydana gelir. Tabii bütün bu gülme kuramlarına baktığımız zaman bir biçimsizliğin ya da bir uyumsuzluktan kaynaklandığı görülür. Ama biz esasında burada şunu iddia etmeye çalışıyoruz. Bütün gülme kuramları göz önüne tutulduğunda gülmenin esasında bir biçimsizliğin ya da uyumsuzluğun arkasında gizlenmiş bir bilgisizlikten kaynaklandığı görülür. Evet, orada bir uyumsuzluk olabilir ya da orada bir dalgınlık olabilir. Ama bütün bu uyumsuzluk ve dalgınlığın arkasında da bilgisizlik vardır. Örnek vereyim mesela. Denizde boğulan bir adamı sahil güvenlik ekipleri kurtarırlar. Ve adam can çekişmektedir ve acil tıp müdahalesini gerektirir. Ve oradaki acil ekip hemen müdahale eder. Tam bu sırada ise sahil güvenlik şefinin can çekişen adamın yanına gelip şöyle demesi: bayım, burada denize girmek yasaktır, bu yüzden size cezai müeyyide uygulayacağız demesi bir gülmeyi doğurur. Ve buradaki asıl gülüncün kaynağı bu şefin, sahip güvenlik şefinin bunu orada söylememesi gerektiğidir. Bunu bilmemesi gerektiğidir. Yoksa burada evet bir dalgınlık var ya da bir uyumsuzluk görülebilir ama bu uyumsuzluğun ya da dalgınlığın arkasında da var olan şey o güvenlik şefinin bunu bilmemesi. Yani neyi nerede kullanacağını söylemesini bilmemesinden kaynaklanan bir gülüşlük, bir komiklik vardır. Aynı şekilde Bergson ayağı taşa takılan bir kadına dalgınlığından dolayı güldüğümüzü söyler. Ama burada yine de söylediğim gibi buradaki dalgınlığı da oluşturan nokta o taşa takılıp düşen kişinin dalgınlığı değil. O taşın orada görememesi ve o taşın orada olduğu bilgisinden mahrum oluşudur. Bu mahrum oluşu, bu bilgisizliği onu dalgınlığa sevk eder. Dolayısıyla sadece gülmeyi bu dalgınlık oluşturur dediğimiz takdirde bilgiyi göz ardı etmiş oluruz. İşte dikkat etmem, yani dikkatleri çekmek istediğim noktada tam olarak da burası. Bir örnek daha üzerinden bu kuramı biraz daha açmak istiyorum. Mesela şöyle düşünelim. Eski çağ insanlarını günümüz dünyasında hayal edelim. Bu insanların çevreye, insanlara, teknolojik gelişmelere vereceği tepkiler tamamen tuhaf olacaktır. Örneğin bizim 2 dakikada halledebileceğimiz bir unsuru bu kişinin aylar süren ya da yıllar süren bir çabayla hallettiğini düşündüğümüz takdirde o kişi bize gülünç gelecektir. Peki burada o eski çağ insanının o hareketi bir dalgınlıktan ya da bir uyumsuzluktan ya da bir rahatlama kuramıyla açıklayamıyoruz. Bilakis onu gülünç duruma düşüren şey bizde var olan ama kendisinde olmayan bilginin kendisidir. Bu bilgisizlikten dolayı kendisi uyumsuzluk ya da dalgınlık durumuna düşüyor. Örnek vereyim, Rüstem'i İrani ya da Herkül'ü Yunani'nin günümüzde var olduğunu düşünelim parodik bir ortamda. Ve bu kişilerin bir tren sesini duyduğunu düşünelim. Bu kişiler elbette ki o tren sesinden korkacaklar ve korkmaları bizi güldürecektir. Ama bunların o korkmaları ve bizi güldürmeleri tamamen bunların tren bilgisine mahrum oluşlarıyla açıklanabilir. Yani dalgınlıkları, uyumsuzlukları tamamen bu bilginin mahrum oluşuyla açıklanabilir. Aynı şekilde bu kuramın biz anlatı türlerinde de yapılabildiğini görebilmekteyiz. Romanlarda da yazarlar bu tekniği kullanabilmektedir. Örneğin Filipeli Ahmet Hilmi Öksüz Turgut adlı romanında Nivolu Kalesi Savaşı'nı anlatmaktadır. Bu romanda gerçek karakterlere, Yıldırım Beyazıt ya da Sigismund gibi gerçek karakterlere yer verdiği gibi kurgusal karakterlere de yer verir. Bunlardan biri de Korkusuz Jean'dır. Korkusuz Jean savaşı kazanacağından o kadar emindir ki savaştan bir gün önceye kadar da eğlenceler düzenler ve raks eder. Ve kendisine savaş ile ilgili telkinatta bulunan danışmanlarını da reddeder. Hayır, ben zaten savaşı kazanacağım. Yani çok kendisinden o kadar emindir ki. Ama bu gafletini yazar kalınlaştırarak ve komik bir şekilde mağlup olmasını sağlayacaktır.
Dolayısıyla buradaki korkusuz Jan'ı okuyucu nazarına gülüş duruma düşüren şey onun Türkler hakkındaki ve Türklerin savaş tekniği hakkındaki bilgisizliğidir, önemsememesidir. Bu bilgisizliğinden dolayı ve onların savaş tekniğini bilmemesinden dolayı ve kendi danışmanlarını da reddetmesi konusu onu gülüş duruma düşürmüştür. Aynı şekilde Filipe'nin Ahmak Hayal adlı romanda, ki ben bu romanı çok önemserim, çok da severim, romanında da aynalı dede motifi üzerinden böyle bir gülüncü oluşturmaktadır. Şöyle ki, aynalı dede bir gün Filistin sokaklarında gezinirken eşrafın önde gelenleri tarafından kahvehaneye davet edilir. Kahvehaneye davet edilen aynalı dedeye işte bazı ikramlar yapılmak istenir ve garsonun ne içecekse söylenmesi gerektiğini söyler. Garsona şöyle der aynalı dede, beyler ne istemişse bana da ondan getir. Garson beylerin vermut, yani alkolü bir içki istediğini söyleyince de aynalı dede, evet bana da 11 palamut getirdi. Yani vermutu dahi telaffuz edemeyeceği durumda kendini cahil bir şekilde göstermeye çalışır. Tabi bunlar bir kahkaha tufanını doğurur ayrıca. Bunun yanında bir de aynalı dede görünüşüyle, özellikle kafasındaki aynalı külahıyla beraber aslında bir komik ya da bir deli görünümündedir. Bu yüzden çevredeki diğer kadınlar tarafından da alaya alınır ve kendisine bazı ikramlarda bulunur. Kendisi de her ikrama karşılık kendi külahında taşıdığı bir horoz şekerini takdim eder. En sonunda ikramlar çoğaldıkça kendisi de horoz şekerleri bitince ayağa kalkar ve kusura bakmayın, ben bu kadar ikram ve izzet göreceğimi bilmiyordum. Bu yüzden de şekerlerim bitti sizin için ama horoz gibi ötebilirim diyerek horoz gibi ötmeye başlar. Tabii bu konuşmaları yabancı dile çevrildiği takdirde kahkahalar daha bir kopar. Tam bu sırada herkes gülmeye çalıştığı bir anda kahvehaneye ama ve yaşlı bir kadın gelmeye başlar. Yaşlı dede, aynalı dede hemen deli kılığından sıyrılarak kadının yanına gelir ve kadın için Almanca, Fransızca ve Arapça şeklinde üç dilden yardım talebinde bulunur. Bu talepte bulunduğu sırada bütün bakışlar aynalı dedeye gelir ve aslında aynalı dedenin bir deli olmadığı, tamamen bir bilgin insan olduğu görülür. Peki buradaki komik unsur nasıl oluşturulmuştur? Öncelikle aynalı dede vermut gibi bir içkinin dahi isminin 11 palamut gibi söyleyebilecek kadar cahil olabileceğini göstererek, bilgisizliğini ortaya koyarak aslında kendini komikleştiriyor. Kendini komikleştirirken de aslında karşı tarafın gafletini de iki kata çıkartmış oluyor. Çünkü oradaki eşrafın aynalı dede hakkındaki bilgileri de tamamen yanlıştır. Gerçek kimliğini bilmemektedir. Çünkü o bir bilgin bizzattır ama onu tamamen bir deli olarak görüyorlar. İşte o eşrafın bu bilgisi okuyucuyla paylaşıldığı zaman okuyucunun nazarında gülüş duruma düşüyorlar bunlar. Yani demek istediğim o ki bu kuramı anlatı türlerinde de görebilmekteyiz. Peki kişinin kendi kendine gülmesine de bu bilgi kuramını işte işler bir vaziyette görebilmekte miyiz? Evet, elbette ki bir insan kendine güldüğü zaman bile kendi kusurlu beni ile ideal beni arasında bir farkı görür ve kusurlu bedene ideal beni tarafından güler. Yani oradaki bilgi eksikliğini görür ve artık ideal beni kendi kusurlu bedene gülmüştür. Nitekim bunu komedyenler ya da stand-upçılar kendi kusurlarıyla ve kendi biçimsizlikleriyle birçok şekilde dalga geçerler. Dalga geçmelerinin sebebi de aslında kendi kusurlarını kendi tekeline almaları. Ve bu kusurlara en fazla Bergson'un tabiriyle bir jestle, bir gülmeyle karşılık verebileceğini gösterirler. Böylece kendi kusurlarını da ne yapmış olurlar? Aslında bir olumlamaya getirmiş oluyorlar. Aslında burada biraz daha anlatmak istediğim bir husus daha var ama süremin kısaldığına göre şöyle hemen sonuç kısmına geçmek istiyorum. Sonuç olarak gülme, ağlama, heyecanlanma gibi durumları tek bir sebebe bağlamak elbette ki doğru bir şey değildir. Ama şöyle düşünelim, bir kişi
bilinçsiz bir şekilde bir hata işliyorsa biz buna güleriz. Bir cezadır evet ama bir jesttir aynı zamanda. Ama bilerek yapılan hatalar, bilerek yapılan kusurlar toplum tarafından başka bir şekilde cezalandırılır. Dolayısıyla başka bir şekilde cezalandırıldığı için de şöyle bir örnek verebilirim mesela. Bir kişi kendini istemeden yaraladığı zaman biz buna gülebiliriz. Ama bir kişi bilerek kendini yaralıyorsa bu muhtemelen hasta bir kişiliktir. Dolayısıyla bilinçsiz bir şekilde yapılan kusurlar, yapılan biçimsizlikler bizleri güldürür. Bizi güldürmesinin sebebi de burada yatan aslında bilgisizliğin kendisidir. Nasrettin Hoca örneğiyle hocam izin verirse başkan bitirmek istiyorum. Nasrettin Hoca ile gerçi Ebru Hocam bayağı bir anlattı ama ben de bir Nasrettin Hoca fıkrasıyla bitireyim sunumumu. Nasrettin Hoca ile Timur bir gün hamama beraber giderler. Timur hemen göbek taşına uzanır ve hocaya baktıktan sonra hocaya efendi söyle bakalım ben köle olsaydım kaç akçe ederdim diye bana bir fiyat düşmesini söyler. Nasrettin Hoca Timur'u süzdükten sonra 40 akçe edersiniz der. Bunu duyan Timur çok kızar ve şöyle der hocaya, benim sadece üstümdeki peştemal 40 akçe eder. Nasıl olur da böyle bir fiyat biçersinler? Nasrettin Hoca da hemen dönüp de şöyle der, zaten ben de ona fiyat biçmiştim der. Şimdi burada görüldüğü gibi Timur'un kendi gerçek kişiliği hakkındaki bilgisizliği ve kendi gerçek kimliğini bilmemesi onu komik duruma düşürebilmektedir. Aynı şekilde bizim Nasrettin Hoca'nın böyle bir cevap verebileceğini tahmin edemeyişimiz de komikliği oluşturmaktadır ve bizleri güldürebilmektedir. Oyun ve şaka kavramlarına geldiğimizde ise oyun zaten başlı başına gerçek bilgilerden arındırılmış bir dünyadır. Şaka da aynı şekilde bilmiyormuş gibi davranmakla başlar. Yani şakaların geneli bilmiyormuş gibi davranılarak oluşturulur. Oyun da gerçek bilgiden sıyrılarak oluşturulur. Dolayısıyla biçimsizlik, uyumsuzluk ya da Bergson'un leitmotifi, dalgınlık leitmotifinin arkasında bir bilgisizliğin olduğu ve bunların da bilgisizlikten kaynaklandığını söyleyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım vaktimi aşmamışımdır. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli sunumunuz için. Sunumunuz oturumumuzun kuramsal yaklaşımıyla tamamlanmasını da sağlamış oldu. Birbirinden değerli sunumları için bütün hocalarımıza YouTube'dan soru cevap kısmını takip ettiğimde ayrı ayrı teşekkürler var. Dilerseniz sayın hocalarım gelen sorulara da birazcık değinelim. Tabii ilk soru Ebru Hocama. Ebru Hocam, Nasrettin Hoca'dan sonra mizah çizgisinde bir ekol oluştu mu? Oluşmadıysa bunu nasıl değerlendiriyorsunuz şeklinde bir soru soruldu size. Evet. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum soru soran kişiye. İncili Çavuş, Bekri Mustafa, Bektaşi, Nasrettin Hoca her birisi aslında ayrı bir ekoldür. Toplumun sahip çıkmadığı kültürel bir olgu veya şahsiyet hiçbir zaman yüzyıllarca yaşamayı başaramaz. Nasrettin Hocamız da zirve şahsiyet olmada aslında asırlarca bu küreselleşmeye, bir takım kültürel yozlaşmaların yıkıcılığına rağmen insan aklını ilgilendiren fıkralarıyla, insanı odak merkezinde tutan, halka yol gösterici fıkralarıyla aslında bunu başarmıştır. Ayrıca o hazır cevaplılığıyla, cana yakınlığıyla, pratik zeka sahibi olmasıyla toplumun her daim, her dönemde kendi sözünü temsil ettiği bir kişi olmuştur. Mesela Timur'la aynı dönemde yaşamasa da Timur'un haksızlığı ve zulmü karşısında yine halk söyleyemediklerini Nasrettin Hoca'ya söyletmiştir. Dolayısıyla bu anlamda her daim halkın temsilciliğini yapabilmesi, sözünün temsilcisi olması, onun yaşamasında bu tür sebeplerin var olduğunu vurgulamak gerekir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ebru Hocam size şöyle bir yayın ulaştırılmak isteniyor. Sanırım yayından sonra ulaştıracaklardır. Benim paylaştığım görsellerin içerisinde Twitter ve Instagram'ın yer değiştirmesi gerektiğini düşünmüşler. Ama ben Twitter'da yapılan politik ve sivri söylemin mizahını da çok önemsediğim için orada Twitter'ın ya da Instagram'ın nerede olduğuyla açıkçası o anlamda ilgilenmemiştim. Teşekkür ederim yorumunuz için ayrıca.
Bütün hocalarımıza tek tek teşekkürler var. Zeynep Hocam, bir soru da size. Haroşa kelimesinin başka millet ve edebiyatlarında anlamını ve kullanımını karşılayacak bir kullanım var mıdır diye sormuş seyircimiz. Ve bir şey daha, haroşa memleketimde bir örgü demiş bir başka seyircimiz de. Haroşo, yanlış telaffuz ettim. Pardon, haroşo, evet. Soru çok güzel. Başka kültürlerde bizdeki gibi bir anlamı karşılayacak böyle bir kullanım var mı? Doğrusu bilmiyorum. Yani başka kültürler için zannediyorum ki sadece bir beyaz Rus kadını idi. Bizde bu kadar çok etkili olmasının aslında iki temel nedeni olduğunu düşünüyorum. Birincisi, beyaz Rusların sayıca en çok geldiği şehir İstanbul oldu. Yani bir sabah uyandılar ve İstanbul halkı en az 20-30 tane geminin Boğaz'da olduğunu ve bu 2000 kişilik mesela bir gemiye 8-10 bin beyaz Rus'un doldurularak sıkış tepiş bir halde getirildiğini tanıklık etti ve bu kişiler İstanbul'un sosyal hayatına çok fazla etkide bulundu. Dolayısıyla hani hiçbir en başta diğer ülkeler beyaz Ruslara hemen vize vermediler. Zamanla diğer ülkelere göç edebildiler. O yüzden birincisi İstanbul'u etkileme durumları diğer şehirler için diğer şehirlere göre çok daha etkiliydi ve farklıydı. İkinci neden ise aslında hani haroşoyu kültürel yapan bir durum. Türk erkeklerinin ilk defa hani yaygın olarak kamusal mekanlarda böyle serbest tavırlı ve hani dönemi için cüretkar giyimli kadınlarla karşılaşmış olmaları ve bunun onlar için yarattığı şaşkınlık ve hayranlık. Aslında bu dönem metinlerindeki bu haroşaların güzelliğine yapılan aşırı vurgu, onların aslında çok güzel olduğundan ziyade temsil ettikleri kadın tipinin güzel algılanmasıyla yakından ilişkili. Dolayısıyla ben bunun hani diğer kültürlerde böyle bir karşılık olup olmadığını bilmiyorum ama daha ziyade bizde yani bize özgü kültürel İstanbullu erkek için aslında hatta daha ziyade oluşmuş bir kavram olduğunu düşünüyorum. Yani bize has olduğunu zannediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir sorumuz daha var size. Haroşaların dönemin erkek dünyasında alımlanışı ile kadın dünyasında alımlanışı arasında bir fark ya da benzerlik olduğuna dair bir bulguya ulaşabildiniz mi? Ulaşabildiyseniz bize bu konuda bilgi verebilir misiniz demiş seyircimiz. Yani çok güzel bir soru gerçekten. Aslında çok güzel yani çok önemli hikayeleri olan, gerçek hikayeleri olan bir vaziyet ve haroşaların İstanbul'daki bulunuşu. Bununla ilgili evet Türk erkekleri için daha ziyade bir arzu nesnesi olduğunu görebiliyoruz. Özellikle mizah edebiyatında. Tabii bunun mizah edebiyatı için olduğunu söylemek gerekiyor. Ben bu dönem gazetelerine baktığımda gerçekten beyaz Rusların durumuna çok üzülen, onlara yardım edilmesi gerektiğini belirten Türk erkekleri de oldu. Yani dolayısıyla mizah üzerinden sadece bunu değerlendirmememiz gerekiyor. Mizah zaten bu tarz yani özellikle tensel arzulara dayalı olan motifleri çok sık kullanır. Bunun peşine düşer. Dolayısıyla ahlaki bir insani bir kaygısının söz konusu olması her zaman için mümkün değil. Çoğu kez mümkün değil. Fakat kadınlar için baktığımızda hani sunum sırasında da söyledim. Hani birçok yuvaların yıkılmasına sebebiyet olması meselesi. Yani o dönem gazetelerinde çok ciddi kıskançlıklara, ev içinde kıskançlıklara yol açtığı ve kadınların bu durumdan haroşaların erkekleri üzerinde oluşturduğu tesirden pek de muzdarip olduğunu görebiliyoruz. Ve bununla ilgili aslında 1923 yılında ve İstanbul'da bir grup seçkin kadının haroşaların İstanbul'dan, Türkiye'den sınır dışı edilmesine dair bir dilekçe verdiğini
biliyoruz. Ve bu dilekçeyi de ve bu dilekçe ciddi anlamda kamuoyunda büyük bir etki uyandırıyor. Bu dilekçenin altında imzası olan kişilerden biri mesela Reşet Recaizade Ekrem'in karısı ve annesi, Falih Rıfkı Atay'ın mesela eşi. Ve gerekçeleri de şu, kuzeyden gelen bu topluluğun, kendilerinin ifadesi bu, kuzeyden gelen bu topluluğunun kendi eşlerini, yani kocalarını ve evlatlarının büyük bir kısmını etkilediğini ve ellerinde servet namına ne varsa aldıklarını ve bir grup erkeği de, özellikle genç erkekleri de alkole, morfine, kokaine alıştırdığını, genç kadınların da güzel elbiseleri ve pahalı mücevherleriyle ahlaki açıdan genç kızlara, Türk genç kızlarına kötü örnek olduğunu belirten bir dilekçe bu. Hatta bu dilekçe yazıldığı zaman mesela Celal Sahir ve bazı erkekler buna çok ciddi karşı koyuyor. Yani haroşalara laf söyleyeceğinize kendi erkeklerinize sahip çıkın şeklinde söylemler olabiliyor. Veyahut da onların yaşadığı sıkıntılara, zorluklara dikkat çeken ifadeler olabiliyor. Ya da özellikle Rus kadınlarının, Rusların İstanbul'a, Türkiye'ye sanat getirdiğini, hani özellikle baleler, işte resimler vesaire, opera, bu bağlamda da çok kıymetli yerlerinin olduğunu söyleyenler olduğu gibi Halide Nusret Zorlu Tuna gibi bazı yazarlar da yani bu teşebbüsün çok geç kaldığını ama gayet yerinde olduğunu ve Türk kadınlarının haklı olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla hani Türk erkeklerinin mizahi açıdan yaklaşımları ne kadar farklı olsa da gerçek hayatta bunun iz düşümleri bağlamında kadınlarla erkeklerin yer yer aynı, yer yer farklı düşündüğünü görebiliyoruz. Yani kadınlara destek çıkan erkekler de olmuştur. Ama kadınların haroşalardan dolayı yaşadığı sıkıntılara örnek olarak bunları verebilir ve söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Zeynep Hocam, yine bir sunum kadar en az bize bilgilerinizi paylaştınız bizlerle. Kusura bakmayın lütfen, biraz uzattım. Biz bir keyifle dinliyoruz. Yepyeni bir konu bizim için de. Mehmet Hocam, bu soruyu da size sormak istiyorum. Bu da son sorumuz olsun oturumumuzun. Barry Sanders'ın Kahkahanın Zaferi kitabı okunabilir mi denmişler. Sizden doktor tezinizi yazdığınız için böyle literatür konusundan da bir son soruyu da size sormuş olalım hocam. Kesinlikle. Barry Sanders'ın Kahkahanın Zaferi bu literatür, mizah literatüründe önemli bir yere bulmaktadır. Ama Barry Sanders burada gülmeyi üstünlük kuramıyla açıkladığı için, üstünlük kuramını desteklediği için sadece bu yetmeyebilecektir. Bunun yanında John Morrill'ın gülmeyi ciddiye almak ya da Henry Bergson'un gülme kitabını okunmasını da tavsiye ediyorum. Yani Barry Sanders sadece yetmez. Çünkü o gülmeyi tamamen bir üstünlük kuramı bağlamında ele alıyor. Peki bir son sorumuz daha geldi. Bergson'un gülme kuramı Türk edebiyatında en çok dile getirilen eleştirmen veya yazar kimdi? Onun görüşleriyle Bergson arasında farklılıklar var mıydı? Soru size sorulmuş hocam yine. Nasıl hocam? Tekrar alabilir miyim? Bergson'un gülme kavramını Türk edebiyatında en çok dile getiren eleştirmen ve yazar kimdi? Onun görüşleriyle Bergson arasında farklılıklar var mıydı diye sormuş. Mustafa Şekip Tunç'un Bergson'un kuramına eleştiriler getirdiğini biliyorum. Ama en çok eleştiri getiren kişi Türkiye'de Mustafa Şekip aklıma geliyor. Ama genel itibariyle de John Morrow'un Gülmeyi Ciddiye adlı kitabında bu kuram bir nebze eleştiriliyor. O zaman sanırım bu edebiyatta mizah, mizahta edebiyat oturumu, ikinci oturumunu değerli hocalarımızın kıymetli sunumlarıyla birlikte kapatıyorum. Başka soruları yok. Gayet güzel bir katılım oldu. Çok keyifli şeyler de öğrendik. Farklı bakış açılarıyla, mizahı bir anlayışla günümüzü aydınlattık açıkçası. Bu zor zamanlarda mizah bu hayatla, gündelik hayatımızla baş edebilmenin de bir yolu oldu bizim için. Hepimizin söylediği gibi özellikle pandemi döneminde stresle ilk baş etme yöntemimiz mizahtı. Nasrettin Hoca hemen yardımımıza koştu. Değişti dönüştü ama yanımızda oldu yine. Ya da hızlı bir şekilde de yayıldı. Bütün hocalarımıza katılımları ve sunumları için çok çok teşekkür ediyorum. Oturumumuzu burada kapatıyorum. Üçüncü oturumda buluşmak üzere diyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler.